Kalın ses ise düşük frekans, yani az sayıda dalga oluşturuyor. Bunu görüyoruz burada. Bunun dışında ses dalgalarını görüyoruz değil mi hocam? Yani su dalgalarını sadece model olarak görmüş tabii olabilirler. Genel ama özellikle dalgaların, dalgaların temel kavramı. Sinüsoidal dalgaların özellikleri ortada. Şimdi projenin özelliği sizin sesinizin özelliklerini göstermesi. Ben konuştuğumda daha farklı özellik alıyorum. Yani daha farklı bir frekans alıyorum. Siz konuştuğunuzda bir A verin. Uzun bir A. Sizin sesinizin özelliğini gösteriyor. Şimdi pardon, şurası takılmış. Şunu alalım. Kıymetli misafirlerimiz şu anda Tokat Valimiz sergi alanına teşrif ettiler. A'yı kalınlaştırdım. Az sayıda dalga aldım. Şimdi dikkatinizi dikkatinizi çekmesi lazım. Burada sinüsoidal dalganın yüksekliği farklı. Arkaya doğru giderken bu zayıflıyor. Şimdi beni uzaktan daha zor duyuyorsunuz. Yakından daha net duyuyorsunuz. Çünkü sesimin enerjisi azalıyor size girerken. Yani genliği azalıyor. O da bunu gösteriyor. Tabii. Yani ses dalgası ileri doğru giderken genliği azalıyor. Bu da beni uzaktan neden zayıf duyduğunuzu görsel olarak size gösteriyor. Yani A desene. Bunu A üfleme. Görsel olarak kendi sesle yap. B de. Kalıcı bir öğrenme. Frekans nedir? Genlik. Kısa kısa söyle. Bir ses dalgası nedir? Bu tamam. Kavramlar kalıcı olarak öğrenilmiş. A. Amaç bu. A. B. A. Ben de fenciyim. Öyle mi? Neden o kadar zorladın beni Allah aşkına ya? Desene, ben Türkçeciyi anlatıyormuş gibi anlatıyorum. Yok fenciyim. 4 üniteden oluşuyor. Elektronik ünite frekansa dayalı çalışan bir potansiyometre özelliğinde. Sadece, ama bir sürü kondansör var. Sadece potansiyometre değildir herhalde değil mi? Frekansa dayalı çalıştığı için bir sürü kondansör var. Hmm. Dirence dayalı çalışan bir potansiyometre çok basit, çok basit bir özellikte. Ama frekans bu daha detaylı. Yani sesin frekansına uygun gerilim almak zorundayım. Toplam 7 volt gerilim gönderiyorum devreye. Peki, bir soru sorabilir miyim? Bunun yerine frekans değiştiren dimerler var ya, bak şey değil. Evet. Potansiyometre evet. Değil. Frekans değiştiren evet. Dimerler var. Evet. Ondan kullansaydınız şimdi olmuyor ona, muydu? Ona yoksa direnci yüksek mi oluyor? Yine ona elektronik bir destek gerekecek. Ayrı bir ünite bağlamak zorundasınız. He. Çünkü o direkt sesin frekansını değiştiren bir alet. Ya düşük frekansta, en düşük frekansta 3 volt gerilim veriyor. En yüksek frekansta 7 volt gerilim veriyor. Bir alt üst sınır olması lazım. Alt üst sınır bu. Aradaki frekans değerlerinde de 4-5-6'yı alabiliyorum. Peki kaç desibelden sonra yalgılıyor? Ona baktınız mı? Şimdi sesin şiddetinde yokuz. Neden sesin şiddetinde yokuz? Genlik burada aktarmadan dolayı sağlıyor. Mesela şu an biz konuşuyoruz, mikrofon da bunu algılıyor. Ama bunu şeye çevirmiyor, dalgaya çevirmedi. Çeviriyor şu anda. Çeviriyor işte. Şu an sizi duyuyor. Ha. Çevre sesleri az önce kapalıydı. Ha, şu an konuşuyoruz mesela ama o kadar tepki vermedi. Bak şu an konuşuyorum. Yani o mikrofon yani, daha hassas bir mikrofon takarsak, bu çok basit bir mikrofon. Anladım. Daha hassas bir mikrofon ama takarsak. Ama ona girmediniz değil mi yani? Desibelle ilgili bir şimdi, düzenleme yok orada. Desibel, siz söylediğiniz desibelle. Desibel sesin şiddeti, genliğiyle ilişki. Burada genlik kavramını ortaya nasıl koyuyoruz? Bakın burada en çok karıştırılan konulardan bir tanesi genlik ve frekans. Hı hı. Şimdi genlik konuştuğunuz zaman aslında bir ses var. Bakın şu mesafe genliğimiz. Zaten o genlik standart diyorsun. Toplam bu, tabii, çünkü bu çalışma için 14 santim. Ama bu genlik buraya çıkıyor, doğru azalıyor. Bakın. Anladım. Fark. Şimdi şuradaki genliğim şu. Buradaki genliğim ise bakın şu. Hı hı. Yani yani yüksek frekans. Bu frekans daha fazla dalga. Kaç tane dalga oluşuyor? Tabii. Dalga sayısı. Hı-hı. Yani asıl zaten en çok karşılaşılan kavramlar bunlar. Yani insanlar şunu düşünüyorlar. Sesinin şiddetini arttırdığında daha çok sayıda dalga oluşuyor. Aynen. Nasıl oldu? Çok aslında siz bu kavram yanılgısına da giriyorsunuz. Dalga şöyle ilerliyor. Ben ama şunu söylemek istiyorum. Yani İşte kemanları belli desibelden sonra hani filtre koyarsın. Geri çekiyor o çekmelerde. Filtren belli desibelin üzerindeki sesi frekans olarak yansıtır. Hani gürültü engellemek için ne yaptınız demek istedim de. Gürültü engellemek için bir ekstradan bir şey yaptım. Hocam da yan flütü burada getirdi, şey yaptı. Onu ben görmedim. O daha güzel. Kısma girdiğiniz zaman o apayrı bir
Şimdi ince bir sesle bağırırsam ben. Çok fazla şey yapmak istemiyoruz. Dağıtmak istemiyoruz. Yani, daha yok yok şeyden devrede diyorum. Böyle bir şey var mı? Yaptığınız bir şey var mı? Bağırabilirsiniz buyurun. Çünkü ona bir ihtiyaç da duymadık. Anladım. Yani, buradaki kısım nasıl? Bir sonsuz dişli var. Buradaki elektrik motorunun aktarma organı dairesel hareketi dikey harekete çeviriyor. Buradaki amaç ilk atmayı çıtaya aktarmak. Şemsiye teliğiyle. Evet, kullanılan malzeme şemsiye telleri. Süper. Yukarıda çok ilk çıta atmayı aldıktan sonra ama hiç takılmıyor. Tebrik ederim. Çok güzel olmuş. Her bir çıta diğerine iple bağlı hareketi aldığı enerjiyi bir sonraki çıtaya aktarıyor. Siyah boncuk kullanmak da çok güzel olmuş. Elinize amaç sağlık. Çünkü algıyı aktarıyor. Evet, amaç dalganın net olarak önden alınabilmesi. Bir tek şunu açıklamayalım, izleyenler merak etsin. Nedir hocam bu? Ben de söylemeyin ya. Gören bunu tornada metalden yaptırdınız zannediyor. Ne bu? Çıkacak. Hiçbir fikrim çıkmadı vallahi. Bowling oynamıyor muyuz? Ona benzettim. Labut işte. Ama 19 Mayıs'lardaki bu beden eğitimi öğretmenleri kullanıyor labutu. Önceden. Labutlar halde at tut. Hocalarım çok güzel. Ordu Merkez İlköğretim Okulu'ndan katıldınız değil mi? Çok teşekkür ediyoruz. Size çok teşekkürler. Hareketiyle sizi uğurluyoruz. Teşekkür ederiz hocam. Sağ olun. Elinize sağlık.